Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi enni messeni yadurru ve ente erhamur rahimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'meteke alleti en'amte aleyye ve ala valideyye ve en e'budel esna ve ala valideyye. Amin ya Rabbi. Rabbena gfir lana ve erhamna ve ente khayrul rahimin. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minel zalimin ve sallillahumma ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihi ve sellem velhamdülillahi rabbil alemin. Muhakematın 3. makalenin 2. maksadının 4. mesleği da kalmıştık. Bu ikinci maksat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletini ve genelde de nübüvvetin, yani Resullük diye bir mesleğin veya bir müessesenin olduğunu anlatmaya çalışan, izah etmeye çalışan bölümü okuyor idik. Değişik zaman dilimlerinde, yani şimdi o zamana giderek zamanı hazırı, zamanı asr-ı saadette mukayese ederek veya daha önce de zamanı mazideki olan olayları şimdi nasıl değerlendireceğimiz gibi konulardan, açılardan bakmak suretiyle konuyu inceliyor idi. Dördüncü meslekte okuyorum. Sahife-i Mustakbel'den lasiyama özellikle mesele-i şeriattır. Yani şeriatın konuları bundan 14 asır önce Kur'an ve Resulullah'ın uygulamasıyla insanlara tebliğ edilmiş, gösterilmiş, anlatılmış. Bu o zamanın şartlarındaki anlatım tarzının daha sonraki zamanlarda nasıl değerlendirilmesi lazım geldiği üzerinde duracağını söylüyor. Yani biz bu çağdan, şu içinde yaşadığımız çağdan baktığımızda şeriatın konuları bize nasıl ulaşıyor? Ne kadar biz bu şeriatın konularıyla haşr neşr olabiliriz? Onlarla nasıl bir ilişkiye girmemiz lazım? Nasıl değerlendirmemiz lazım? Yani kendimizi 14 asır önceki hayat şartlarına götürerek mi şeriatın kanunlarına uymamız veya şeriatın kurallarına uymamız gerekir? Yoksa o şeriatın kuralları bizim zamanımızın şartlarında içerir mi? Bunu nasıl içerir? Ne bilecek? Değil mi efendim? O zamanki konulmuş olan kuralların bugünkü zamanın şartlarını içermesi için istikbali bilen, geleceği bilen bir nazar lazım ya da bir istidat lazım. Bu insan kabiliyetinin dahilinde değil ama şeriat bize diyor ki ben bu kuralı koydum, sen bu kurala göre 14 asır sonra, 15 asır sonra da yaşayabilirsin diyor. Bu nasıl anlaşılması gerekiyor? Nasıl bir kaynak ki 15 asır sonra da aynı canlılığını, teravetini, tazeliğini muhafaza ediyor.
Bu konu üzerinde uzun uzun duracak. Dördüncü meslek bayağı uzun. Çünkü bayağı genel uzun uzun tahlil edilmesi, anlatılması, izah edilmesi gereken bir konu. İnsanın kafasında oluşan sorulara cevap vermesi gerekiyor. İnsanlar her şeyi olduğu gibi kabul etmiyorlar. İnsaniyetimiz de böyle bir özelliğe sahip. Yani insaniyette soru sorma var, şüpheci olma var. Şüpheci olmayacaksın diyemezsin. Çünkü insan eğer şüphelenmezse sorularıyla gelmez, sorgulamaz. Sorgulamazsa tahlil etmez, tahkik etmez, araştırmaz. Tahlil ve araştırmaya tabi tutmazsa da sonunda tasdik edemez, takvit eder. Ama ne Kur'an ne peygamberin, Resulullah'ın insanlara olan mesajı beni taklit edeceksin şeklindedir. Ve insan zaten taklidi kabul edecek kabiliyette, istidatta yapılmamış, yaratılmamıştır. İnsan fıtratına aykırıdır. Anlamamız lazım. Dolayısıyla anlamamız, idrak etmemiz gerekiyor. Bunun için de sorularımız olacak. Onların hepsine aşağı yukarı temas edecek parçanın içerisinde. Bu hazırlık içerisinde olalım. Eğer buradaki bulamadığınız, göremediğiniz, burada dikkatinizi çekmeyen başka konular varsa onları da bu dördüncü meslek not alırsınız. Dördüncü mesleğin tümünü bitirdikten sonra birkaç hafta sürebilir. O soruları ondan sonra getirelim. Şimdiden hemen daha hiçbir açıklamaya girmeden, prensipler belirtilmeden soru yönetmenin, şeriatın kurallarının, ama efendim şimdi artık mesela diyorlar ki İslamiyet'te şöyle bir kural var. Şimdi ben bu kuralı bu hayatımda nasıl uygulanır, bugünün şartları buna hiç müsait değil diye şimdiden çıkma. Çünkü burada prensipler konuşulacak. O prensiplerin bir gözden geçirilmesi lazım, bir duyulması lazım. Ondan sonra sorularımızı rahatlıkla iletebiliriz. Yalnız sorularımızda dikkat edin. Şöyle şöyle bir konu olursa ne yapacağım sorusu değil. Prensipler üzerinde konuşacağız. Ana prensipler üzerinde konuşacağız. Özel olarak konuşmayacağız. Neden? Mesela özel olarak insanlar bir konuda ulema diyelim, bu konunun uzmanları, bu konuda çalışmış olan, gayret göstermiş olan ulema, Allah hepsinden razı olsun, belli prensipler dahilinde bu işin olması, anlaşılması gerektiğini yine Kur'an'ın ve Resulullah'ın uygulamalarının rehberliği altında çalışmışlar, prensipleri belirlemişler vesaire. Ama özel uygulamalara gelince prensiplerin yorumlanması suretiyle, tatbikatı suretiyle özel uygulamalarda farklılıklar arz edecektir. Bunun da nedenlerini açıklayacak. Şeriatın özünde daima esneklik vardır. O esnekliğin de hikmetini gündeme getirecek. Onun içindir ki aman efendim mezhepler nereden çıktı? Peygamberin döneminde mezhep mi vardı diye çok basit ama cehaletin alameti olan argümanların geçerliliği yoktur. Peygamberin döneminde mezhep falan yoktu. Sonradan mezhepler çıktı. Ya bu bid'a. Ya ne yapacağım? Peygamber dönemi neyse o. Ama mezhep dediğin şey peygamber dönemindeki tesis edilen prensiplerin, ama bu yalnız dört mezhepten ibaret değil. Biz dört mezhep meşhur olmuştu. Ondan İslamiyet'te müştehit adedince mezhep var. 70 desem az gelir. Ama dört tanesi genel kabul görmüş. Bu amel konusunda, itikat konusunda da öyle. 3-5 tanesi genel kabul görmüş. Yani
avamın, cumhurun kabulüne mazhar olmuş. Ama diğerleri arada yüzlerce değişik fikirler beyan edilmiş. Bir mezhebin içinde bile onlarca değişik görüşler var. Böyle bir esnekliği nereden kazanıyor? Meşru mudur? Doğru mudur? Yoksa her kafasına gelen, kafasına uyduğu şekilde, aklına gelen, kafasına uyduğu şekilde yorum yapmış geçmiş midir? Bu işlerin prensipleri var mıdır? Bunları birazcık detaylı bir şekilde bilmeye ihtiyaç var. Çünkü çok basit, çok ucuz, çok harcı alem görüşler veya anlayışlarla din uygulamaya konuluyor. Biz de böyle bir yani sanki prensipsiz bir şekilde taklide dayalı bir din anlayışıyla dinimizi yaşamaya çalışıyoruz. İyi niyetliyiz ama bu işin de bir kuralı var. Birazcık bunlara dikkat edelim. Okuyacağımız parça, ben böyle uzun bir mukaddemeye giriş yaptıktan sonra inşallah parçaya dönüyorum. Okuyacağımız parçada ana prensipler konuşulacak. Özellikle dördüncü meslek, İkinci maksadın bir alt başlığıdır. Bunu unutmayacağız. Bu ne demek? İkinci maksat, peygamberlik diye bir müessese var. Yani şu kainatın sahibi belli insanlara mesaj gönderip o belli görevlendirdiği insanların diğer büyük insan gruplarına, ahaliye, insan topluluklarına rehberlik yapmak üzere kendilerine mesajlar verilmesi olayını anlamak için bunları konuşuyoruz. O zaman ne akla geliyor? Efendim, şimdi bizim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diye bilinen, tanınan Muhammed diye bilinen zatın insanlığa sunduğu bir mesaj var. Bu mesajın acaba Muhammed tarafından bizzat kendisi düzenlenmiş olabilme ihtimali var mı? Yani Allah'ın görevlendirdiği bir elçi, bir öğretmen, bir vesile, vasıta olmaktan daha çok kendisinin şahsi bir iddiası mıdır? Bu bağlamda şeriatın onun şöyle şöyle yapın, şöyle yaparsanız sizin için iyi olur dediği veya diyen mesajı bize ulaştırmasında acaba bu kişi kendi mi böyle bir şey yapmıştır? Yani uydurdu demesek bile adam kendisi düşünmüş, bunlar iyi olur sizin için demiş. İnsanlık için faydalıdır demiş. Bu mümkün müdür? Böyle olması mümkün mü bize Kur'an ile veya Resulullah'ın uygulamasıyla gelen mesajın, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasıyla bize ulaşan mesajın o kişi tarafından düzenlenmesi mümkün olur mu? Eğer olmaz ise bunu nasıl bileceğiz? Nasıl emin olacağız? O zaman anlayacağız ki bu kişi kendiliğinden böyle bir mesajı tanzim etmiş. Uydurma demek, yani bir insan, bir düşünür bir konuda ihtisas sahibi olmuş birisi kendine ait bir yorum getirir ve bundan da emin olur o kişi. Uydurma demek biraz çok fazla oluyor. Onun için uydurma kelimesini kullanamıyorum da kendi kanaatlerini mi, düşüncelerini mi, ne kadar ileri ufuk görüşüne sahip olursa olsun, acaba kendi düşünceleri olabilir mi bu insanlığa takdim ettiği kurallar bütünü, ki buna şeriat deniyor. İslamiyet'te şeriat deniyor. Siz buna kurallar deyin, kanunlar deyin,
hayat prensipleri deyin, ne derseniz deyin. Konu bu. Yani Muhammed'in aleyhissalatü vesselam peygamber olup olmaması açısından şeriat kurallarını tartışacak. Buna dikkat edelim inşallah. Yoksa bizzat şeriat kurallarının neyi nasıl tanzim ettiğini öğretmek için değil. Peki, okuyorum. Sahife-i Müstakbel'den. Şimdi peygamber 14 asır önce 1400'den fazla yıl önce yaşamış bir insan. Onun için şimdi müstakbel sayfasındayız. Yani şu andayız. Belki peygamberden sonraki bütün zamanlar bu konunun içine girer. Müstakbeldir, gelecektir. Ondan sonra, hayatından sonra, Resulullah'ın vefatından sonraki zaman dilimlerinden lasiyema mesele-i şeriattır. Şimdi biz bunu şeriat meselesini özellikle gündeme getirmek üzere diğer zamanlarda şeriatın tutarlılığını ya da gerçekten insan üstü bir kaynaktan geldiğini anlamak üzere, yani her şeyi bilen tarafından düzenlenmiş kurallar olduğunu anlamak üzere konumuzu tartışacağız diyor. İşte dört nükteyi nazara dikkatten dur etmemelisin. Yani dört nükteyi dikkat nazarından uzak tutmamalısın, dikkat et. Şu dört nükteye bakayım, unutma. Birincisi, bir şahıs dört veya beş tane meleke sahibi ve mütehassıs olmaz. Meğer harika olan. Yani ne kadar harika olsa da bir insan mesela teorik alanlarda, ilahiyat, inanç sistemi alanlarında İhtisas sahibi olabilir ama fıkıh alanında, hadis nakli, bu sonradan gelişmiş bilim dalları açısından konuşuyorum, olamaz. Aynı zamanda hadislerin analizlerinden kaynaklanan Kur'an'ın ayetleriyle kaynaştırarak kurallar sergileyen bilim dalına veya kurallar üzerinde çalışan bilim dalına fıkıh deniyor. Aynı zamanda fakih, aynı zamanda toplumun halet-i ruhiyesinin uzmanı, aynı zamanda kişilerin psikolojik hallerinin uzmanı. Artık bütün bilim dallarını sayabilirsiniz siz. İnsan anlayışının, jeolojinin, astronominin uzmanı, akla hayale gelmedi konular var, biyolojinin uzmanı olamaz diyor. İkincisi, bu bir. Önce bunu bir kafamıza koyalım. İkincisi, meseleyi vahide iki mütekellimden sudur eder. Tek bir mesele. İki ayrı, bir konuda iki kişi birden aynı kelimeleri ya da cümleleri kurarak konuşmuş olabilir. Tek bir mesele, iki mütekellim, konuşan kişiden sudur eder. Birisi söyleyecek burada, mebde ve müntehası, başı ve sonu, ve siyak ve sibakı, yani öncesi sonrası, mülayemetini ve ehavatıyla nispetini, mülayim, yani başı sonu arasında beraberliğini sağlayabilmiş, mülayim, kaynaşabilmiş diyelim bu kelime, tam kaynaşma manasında değil de mülayim, Türkçe'de de kullanılır, yumuşak huylu falan, uyumlu. Ve ehavatıyla nispetini, ilgili olan kardeşleriyle, yani
yakın ilgili olan dallar ile o konunun yakınında ilgilendiren diğer kardeş konular ile nispetini ve mevzi-i münasipte istimalini, hepsini birden, geçmişini, geleceğini, öncesini, sonrasını, kendisiyle ilgilenen diğer, ilgili olan diğer konularda içermek suretiyle en uygun bir şekilde, münasip bir mevzide istimalini en uygun bir şekilde kullanmak suretiyle, yani mümbit bir zeminde gelişebilen, mümbit gelişen nebat, büyüyen diyelim, gelişebilen bir zeminde sarfını nazara aldığı için, böyle mesela şimdi böyle ortamı ayarlıyorsunuz ki suyu da döktüğünüz zaman gübresini de güzel yerinde verdiğiniz zaman, mevsimlerine dikkat ettiğiniz zaman, hangi mevsimde ne yapılır? Yani çevresiyle birlikte, ilgili olduğu alanlarla birlikte hepsini nazara itibare alıp da bir çiçeği geliştirmek için mümbit verimli diyor arkadaş da. Teşekkür ederim. Bir çiçeği geliştirmek üzere bir bitkiyi diyelim veya bir hayvanı büyütmek, gelişmek, bir çocuğu mesela hayata hazırlamaktan bahsederiz ya, bunun gibi geliştirmek üzere bir işleme girişirse, bu işlemin sonucunda o insan, o hayvan, o bitki gelişir, büyür ve çevresine de uyumlu olarak hayatını devam ettirir. Burada biz neyi konuşuyoruz? Çiftçiliği konuşmuyoruz, hayvancılığı konuşmuyoruz ya. Mütekellimin, konuşanın, konuştuğu cümlenin ilgi alanını konuşuyoruz. Hangi alanda? Hangi alanda? Hangi ilişki ağı içerisinde olduğunu bilerek bir cümle sarf eden ile sarf eden bir konuşmacı için o fende olan maharetine ve melekesine ve ilmine delalet ettiği halde, şimdi birinci mütekellim, yani Türkçe'de de kullanılan bir tabir var ama Osmanlıca olduğu için bugünlerde terk edilmiş olabilir. Dört bir tarafını da göz önüne alarak, etrafı ervasıyla, dört bir tarafını da göz önüne alarak bir cümle sarf eder. Geçmişini, geleceğini, nasıl büyüyeceğini. Bir böyle bir konuşma vardır. Böyle bir konuşma yapan insan vardır. Öteki mütekellim ise, yani bir ayrı, aynı şekilde aynı konuda bir cümle sarf eden diğer kişi ise, şu noktaları ihmal ettiği için, yani şu yukarıdaki anlatılan gerisini, ilgisini vesaire, çevresiyle olan ilişkisini ihmal ettiği için satiyetine ve taklidiyetine delalet eder. Aynı şekilde bir cümle sarf etmiş olabilir ama ilişki ağını güzel kuramadı. Geçmişini, geleceğini, bağlantılarını iyi göz önüne alamadığı için söylediği cümlede yüzeysellik ve bir başkasından duyduğu bir cümleyi nakletmek gibi, taklit etmek gibi, o cümleyi münasip olduğu, olmadığı bir yerde sarf etmek gibi bir hal içinde, bir kapasite ile
konuşuyor olabilir. Ama aynı konuda iki kişi iki cümle sarf etmiş olduğunu düşünün diyor. Birincisinin konunun özüne vakıf olduğu, ikincisinin ise takliden öyle attı bir cümle. Aynı konuyla ilgili ama tutarlı değil. Olduğunu görürüz, anlarız. Halbuki kelam yine o kelamdır. Yani aynı söz. O da konuştu, o da konuştu. Türkçe'de biraz avami bir ifade var. Her ağzı olan konuşur derler ya. Adam bir konuda bir şey söyledi. Eğer aklın bunu fark etmezse ruhun hisseder. Yani cümleye baktığın zaman aklen de ikisi de bir konuda birer cümle sarf ettiler. Konuştular işte. Desen de aradaki farkı görmesen bile aklen ruhen birisi konuyu bilerek etrafı erbasıyla nazarı itibarı alarak farkına vararak konuşuyor. Diğeri biraz da atmasyon konuşuyor. Belki bunu ruhun fark eder diyor. Anlarsın diyor. Erkan etrafını cami ayen ha. Ayarını mani demiş İbrahim, efradını cami olacak, ayarını mani demiş ama acaba konu efradını cami ayarını maniye girer mi? Evet, tarifin özelliği böyle olmalı, efradını cami, ayarını mani olmalı mantıken, ama burada yani ikimiz de aynı konunun konuyu söylüyorsunuz. Burada tariften daha çok kullanılan cümlenin hangi çerçeve içerisinde kurulduğunu, bağlantılarının neler olduğunu nazarı itibarı alarak, bilerek, farkına vararak yapılan bir konuşma ile bunun farkına varılmadan rastgele bir cümle atmak arasında atarak yapılan konuşma arasındaki fark anlatılıyor. Benim anladığım. Yani tarifteki yaptığınız konuşma tanımlar doğru ama ben o tarif konusunda değil de yapılan açıklamanın mahiyeti, kapsamı veya konuşanın kapasitesini göstermesi açısından dikkat etmemiz gerekir diyor. İkincisi dediği yerde, şimdi dört nükteye dikkat et dedi, bu ikinci nükteydi. Üçüncü nükte, ikinci mukaddemede geçtiği gibi, o birinci makalenin ikinci mukaddemesinde geçtiği gibi, bir iki asır evvel harika sayılan keşif, bu zamana kadar mestur kalsaydı. Yani bir iki asır önce çok harika diye bilinen bir, mesela diyelim coğrafi olay hakkındaki keşif veya fizik, kimya dalında bir keşif. Eğer keşfedilmemiş olsaydı, mestur kalsaydı, biz bugün bu konuda böyle bir keşfi bilmemiş, duymamış olsaydık. Tekemmülü mebadi cihetiyle bir çocuk da keşfedebildiğini nazara al. Ama şimdi artık o konuyu bir çocuk bile prensipler, ana undelerin tekemmül etmesi nedeniyle, gelişmiş olması nedeniyle bir çocuk bile onu keşfedebilir artık. Çünkü o konuda bir keşif yapılmamış olsa bile, diyelim ki fizik alanına giren bir konuda, diyelim insanlar maddenin özelliklerine ait olan bir özelliği keşfetmemişler ama fizik bilim dalı
çok ilerlemiş, prensipleri, çok şeyleri kapsar hale gelmiş iki asır öncesine göre, üç asır öncesine göre, yani daha öncesine göre. Şimdi artık o prensipleri kullanmak suretiyle bir çocuk bile onu keşfediyor olabilir. Nasıl ben ilk defa bilgisayarlar çıktığı zaman şimdiki bizim kullandığımız bilgisayarların özelliklerine sahip değillerdi. Yani neredeyse alakası yok. Yani çok kaba bir at arabası gibi bir şeydiler şimdikilerle kıyas edilince. Şimdi bayağı geliştiği için diyelim 50 sene önceki insanların bilgisayar hakkındaki bilgilerine dair olan bir konuda, diyelim ki bilgisayarın bir fonksiyonu hakkında insanlar şimdiye kadar bir keşif yapmamışlar. Bilgisayarla ilgili bir konuda. Şimdi bir çocuk bile eline bilgisayarı alır, aa der, şöyle yapsam, çünkü bilgisayarlar gelişmiş, kurallar gelişmiş, açıklanmış, ana prensipler belli olmuş. Bir çocuk bile tutar, onu keşfeder. Belki öyle hackerlar dedikleri kimseler, bilgisayar programcılarının bulamadıkları incelikleri buluyor ki bunlar belki profesyonel olmayan gençler, öyle biliniyor piyasada. Ben konuyu tam bilmiyorum ama meraklı gençler. Onların keşfedemediği bir konuyu keşfediyorlar ama hazır buldular. Neyi hazır buldular? Bilgisayar bilim ve programcılık bilim dalının ana prensipleri, mebadileri, onları kolayca bulabilecek şekilde gelişti de onun için buldular. İlk defa hiç bilgisayar bilmeden onu bulmaları mümkün değil. Bununla nereye gideceğine dikkat edelim şimdi. Bunu dikkate al, böyle bir olay var, bunu dikkate al, 13 asır, o bu kitabın yazıldığı zaman 13 asırdı, şimdi 14 asır belki fazla, 14 asır öncesine git. Peki, o zamanların tesiratından kendini tecrid et. O zamanların etkilerinden kendini şöyle bir soyutla. Peki, dehşet engiz olan Ceziretül Arap'ta otur. Şöyle bir herhalde hayalen bir seyahat et diyor. Ceziretül Arap'a git, 14 Arap Yarımadası'na git, 14 asır öncesine şöyle bir tasavvur et, neler var. Orada git, şöyle bir otur, dikkatle temaşa et. Şöyle bak bakayım insanların kabiliyetleri nedir, hayat tarzları nedir, bildikleri nedir, bilmedikleri nelerdir. Bunlara dikkat et, temaşa et. Görürsün ki ümmi, eğitim görmemiş ümmi. Eğitim görmemiş. Yani insanların eğitim sisteminden, bilgi kaynaklarından faydalanmamış ümmi. Yani çok ulema bu konuda zaten insanlar ittifak ediyorlar, kelimenin kökü itibariyle anasından doğduğu gibi kalmış. Etraftan yeni bir şeyler öğrenmemiş olan, tecrübe görmemiş. Yani tutup da bir yerde bir eğitim de almamış, deney falan da yapmamış. Bir uzmanın eğitim müessesesine de girmemiş. Yok öyle bir şey çünkü. Tecrübe girmemiş. Bulunduğu yerde, hele onun bulunduğu yerde, şimdi biz Muhammedül Arabi'ye geleceğiz. Buzağa bakacağız.
Onun bulunduğu yerde Mekke'de doğru dürüst kitap bile yok. Bırakın eğitim sistemi. Kitap yok yani. Çevrelerde bazı yerlerde bu işin uzmanları ama her şeyin uzmanıdır. O zamanın şartlarına göre eğitim görmüş insanlar var da Mekke'de böyle bir şey yok. Mekke hayatında yerleşik bir düzenden daha çok atalardan kalma kabilecilikle yönetimini devam ettiren sistemi olmayan, hiçbir sistemi olmayan bir ortamda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bulunuyor. Bunu unutmamak lazım. İnsanlar gidiyorlar çevredeki başka medeniyetlerde bazı şeyler görüyorlar ama hani gittik gördük onlar kendilerine göre başka bir hayat yaşıyor deyip onları kendi bulundukları hani şimdi ona köy denir şimdiki şartlarda Mekke köyüne getirmiyorlar. Gerek yok. Hayat şartları, onların hayat şartları farklı. Yaşam şartları farklı. Böyle bir ortamda büyüyor Muhammed Dül Arabi aleyhissalatü vesselam. Zaman ve zemin yardım etmemiş tek bir adam ki, yani o zaman da kendisini destekleyen, hani diyelim ki kendisi bilmiyordu, hani bazı kralların kendisi bilmiyor ama danışmanları var. Böyle kimse yok. Zaman böyle bir hale imkan vermediği gibi yok çünkü. Zemin de müsait değil. Yani etrafında bir grup insanla bir ekol kuruyorlar da değiller. Hani meşhur biliriz ya Paris ekolüdür, Viyana ekolüdür diye insanlar duyarlar felsefede işte İngiliz ekolü, Alman ekolü neyse. Şehirlerin isimleriyle falan anılıyor. Öyle bir grup insan beraber çalışıyorlar, birlikte fikir geliştiriyorlar ve nesil nesil bu gelişen fikirler aktarılıyor. Sonra bu ekoller yeni nazariyeler, yeni modeller, yeni düşünce tarzlarıyla insanlara muhatap oluyorlar. Muhammed Arabi'nin kimsesi yok. Hem böyle bir sistemi yok. Hem ilk defa davasını ileriye sürdüğü zaman, beni Allah görevlendirdi dediği zaman kimse kabul etmiyor. Kendisi de bana ne oluyor diyor. Yani acaba diyor, acaba. Ben böyle yani Türkçe'de halüsinasyonlar mı görüyorum falan diyor. Tek başına, tek adam, tek. Bu da ilginç bir nokta. Kimsenin desteği yok. Böyle bir tavrın gerisinde hiçbir hazırlık olmadığı gibi hiçbir destekçi de yok. Tek başına çıkıyor, dava ediyor. Ne söylüyorsa. Ve o günkü yaptığı davadan 23 yıl sonra aynı davasını, iddiasını muhafaza ediyor. Aman efendim o günkü şartlar da öyleydi, gelin bunu değiştirelim falan. Veya bugünkü şartlar değişti diye değişme yok. Ne söylemişse, ne takdim etmişse bu bana Allah'tan bildirildi diye onu aynen muhafaza ediyor ve 23 yıllık o başlangıçtan tam sonraki geriye kalan hayatında yapmış olduğu bu bana Allah'tan bildirildi. Allah bildirdi bunu bana. Senin Rabbin, benim Rabbim bunu bana bildirdi dediği mesajda bir harf bile oynanmıyor. Tek başına çıkıyor, kimsesi yok. Zaman ve zemin, bu da önemli bir nokta. Bakayım nerede kaldık buluyorum. Bakıyorum.
zaman ve zemin yardım etmemiş tek bir adam. Tek başına. Ki yalnız zekaya değil, belki gayet kesir tecrübenin mahsulü olan fununun kavaniniyle öyle bir nizam ve adaleti tesis ediyor ki, yalnız zekaya değil, yani zekaya da çok zeki bir insan, bunu çok söylüyorlar. Bunu çok söylüyorlar. Ah, toplumun ihtiyacını çok iyi biliyordu, çok zekiydi. Ne yapacak bunu söylerken, ileriye sürdüğü mesajı kendi düzenledi, kendi yazdı diyecek. Onun için zeki olsa bile, aman efendim Muhammed zeki falan değildi, aptalın tekiydi demeye de gerek yok. Adem'in zeki olsa bile bütün bilimleri kapsayacak şekilde bir hazırlığı olması gerekir bu adamın. Hiçbir şekilde zaman ve zemin müsait değil. Böyle bir hazırlığa hiçbir zaman girmemiş. Ne kendisini öğreten bir hocası var, ne de kendisi bir ekol kurmuş da talebeleri var. Hani bir eğitim sistemi kurmuş, talebeleri falan var. Sonra o eğitim sisteminde düşünmüşler, talebeleriyle birlikte, çevresindeki yardımcılarıyla birlikte bir ekol geliştirmişler. Şimdi öyle oluyor. Bilmem ne ekoli deniyor değil mi? Yani değişik fizikte, biyolojide, yani değişik bilim dallarında bir ekip çalışması yapılıyor. Ondan sonra bu ekibin başını çeken adam o ekibin yapmış olduğu çalışmanın ürünlerini toplayıp bir formül haline getiriyor, bir prensip haline getiriyor ve dünyaya sunuyor ve bütün dünya onu o zamanın şartlarında kabul ediyor. Sonra geçerli olmadığı da ortaya çıkabiliyor. Mutlaka çıkacak değil de çıkabiliyor. Ama bu ekip çalışması. Yani bugün araştırmalar falan yapılıyor. Fakat biz bilemiyorum sizin bilginiz dahilinde mi? Bir biyoloji dalındaki araştırmada, bir kimya dalındaki araştırmada, bir fizik dalındaki araştırmada ekip çalışması yapan mütehassıslardan oluşan, öyle hani bir ilaç çıktı ortaya falan deyince çok kolay oluyor zannetmeyin. Birisi kafadan buldu falan zannetmeyin. 10 bin, 15 bin mütehassısın birbirini destekleyerek yapmış olduğu laboratuvar çalışmalarının sonucunda bu bizim şimdi teknolojinin geliştirdiği ürünler dediğimiz şeyler çıkıyor ortaya. Yani bir programın en azından bir çocukların oynadığı oyun veya bir film yapılıyor ya ve yani biraz meşhur oluyor, bilmem nedir, isim vermeye gerek yok. Meşhur olan bir film düşünün. O filmin yapımında görevlendirilen binlerce insan var. Binlerce. Öyle bir 3 kişi 5 kişi değil. Onun için efendim hani bu filmi bir adam nedir yönetmeni budur falan diye bir isim verdi diye tek başına o kişi yaptı falan zannetmiyoruz değil mi? Ha, bu bir film o gün yapılır, bir 10 yıl 20 yıl sonra modası geçer. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği mesaj, hiç kimse yok, 10 yıl 20 yıl değil, 100 yıl değil, 1000 yılı aşkın zamandan beri, 1000 yılı aşkın zamandan beri hiç temeller, ana prensipler tahrif olmamış. O temellerden anayasa gibi faydalanmak suretiyle alt dallarda kanunlar, tüzükler, yönetmelikler yorumlanarak çıkartılmış. Ama anayasaya dokunmak mümkün değil. İslam'ın şimdiye kadarki yaşadığı tecrübe bu. Kur'an'a kimse dokunamaz. Hiç kimsenin dokunma yetkisinin olmadığını
o konunun uzmanları hepsi biliyor. Hiç kimse ya Kur'an'da gelin şu ayeti çıkaralım arkadaş, olmuyor, tutmuyor artık, bunun zamanı geçti diyemez. Ama demeyin bunu biz bir dersimizde, buradaki bir dersimiz miydi, muhakemat dersi miydi, başkası mı bilmiyorum. Nasih mensuh meselesi var, kafanızı karıştırmasın. Hiç bizim şu andaki yaptığımız tahlillerle hiç ilgisi yok o uygulamanın. Bir takım ulemanın kendine göre yapmış olduğu yorumlar onlar. O yorumlara katılmayan bir sürü ulema var. O da ayrı bir konu ama ilk defa insanın aklına ama bu ayetin nasip olduğunu söylüyorlar falan diye çok meşhurdur o insanlar cehaletinden kaynaklanan bir konuyu çözemeyince o ayeti mensuh ilan edip geçiverme diye bir kolaycılık var. O ayetin kendi bağlamındaki tutarlılığı konusunda çalışma yapıp açıklamalar yapan birçok alimde var. Ama ucuzculuk hakim olduğu için bizim toplumumuzda, bedavacılık hakim olduğu için böyle ucuza giden kanallar çok kullanılıveriyor. Kimler arasında? Benim gibi cahiller arasında. Efendim bu ayet sen anlamazsın dercesine bu ayet mensuh deyip geçip gidiyorlar. Onun bir sürü sosyal, gerçekten hani laf olsun diye söylemiyorum, sosyal, politik nedenleri var. Tarihte neden böyle bir şey gelişti derseniz, onun gerisinde çok siyasi manevralar var. Bunun farkına varanlar varır, varmayanlar hep bu mensuhtur der geçer. Cehaletinden dolayı. Peki, konumuz o değil. Ama ilk defa insanın aklına bu geliyor. Kur'an'daki hiçbir hükmün, hiçbir dönemde artık bunun vakti geçti diyen, ciddi bir Kur'an üzerine inceleme yapan alim yok. Ama benim gibi cahil insanlar yüzeysel olarak bakıp ya bunu bugün uygulayamazsın kardeşim ya deyip geçen hani amiyane basit yaklaşımlı olan kişiler olabilir. Sırf Arapça biliyor diye alim zannetmeyin insanları. Peki belki gayet kesir tecrübelerin mahsulü olan fünunun kavaniniyle öyle bir fenlerin yılları alacak büyük ekiplerin çalışmasıyla ortaya çıkacak olan kanunların, prensiplerin öyle bir nizam ve adaleti tesis ediyor ki onların kanunlarıyla öyle bir adaleti nizamı tesis ediyor ki İstidad-ı beşerin kâmeti, istidad-ı beşerin kabiliyeti, gücü, kuvveti, boyu, netaici efkârı teşerrübünden tekebbür ederse, o şeriat dahi tevessüh ederek ebede teveccüh eder. Eğer insanların düşünceleri o kaynaktan içmek suretiyle büyür, gelişirse, o kaynaktan faydalanmak suretiyle konuyu gelişletirlerse, bu tekebbürü büyüme gelişme diye anlıyorum ben, kibirlenme anlamında değil. Çünkü teşerrübünden tekerrüb etme, sanki bitkiye su veriyorsunuz da o suyunu aldıkça bitki gelişiyor gibi. Ama su nereden alınıyor? Hiç değişmemiş olan, değişmediğinde hiçbir ihtilaf olmayan, her zaman aynı kalan kaynaktan alınıyor. O şeriat dahi tevessüh ederek ebede teveccüh eder. Yani gittikçe aynı kaynaktan faydalanmak suretiyle, o kaynaktan çıkarılan kuralların toplumlara, insanlara uygulanma hali genişleyerek insanlık tarihiyle beraber büyür. Ama kaynak aynı. Kaynak sabit.
kaynağın değiştiğini söylemek hiç kimse için mümkün değil. Tarihin mümkün değil de hangi dalga açıdan bakarsanız bakın mümkün değil. Aynı kaynaktan siz zamanın şartları değiştikçe o şartlara göre yeni sanki dallar aynı ağacın kökünden yeni yeni dallar ürüyor. Aynı kökten ama. Aynı kökten bunu unutmayacağız. Yeni dal çıktı diye buna bita denmez. Aynı kök büyüyor, gelişiyor. Evet, buna ebede kadar yönelir gider. Şimdiye kadar öyle gelmiş. Kelam-ı ezeliden geldiğini ilan etmekle beraber bu hale bakınca bu söz, hani iki tane mütekellim var demişti, bunu unutma demişti ya, birisi ilerisini gerisini düşünerek konuşuyor, diğeri atmasyon konuşuyor. İkisi de konuşuyor ama. Ha, Kur'an ile konuşanın ezeli kelam olduğu, yani sonsuz olan ilimden kaynaklanan bir konuşma türü olduğunu ilan eder bu hal. Adam, yani konuşan 1000 yılın, 2000 yılın, 5000 yılın neyse geleceğini bilerek bu ana prensipleri tesis edip sanki anayasa gibi, değişmeyen anayasa gibi, insanların anayasası gibi değil. Her yıl, her 5-10 yılda bir yeniden yamalarlar. Öyle değil. Değişmeyen anayasa gibi prensipler koymuş. Bunu demek koyan bilerek koyuyor. Geleceği de bilerek koyuyor. İnsanların tümünü tanıyarak koyuyor. İlan eder bu hal, bu gerçek. Şimdiye kadarki yaşadığımız gerçek, bu sözün bir insandan tek başına çıkmış, kendi başına cahil, eğitim görmemiş bir insandan, cahil dediğim eğitim görmemiş manasında, yoksa gerçekleri Rabbin öğretmesiyle öğrenmiş. O talep etmiş, Rabbi de yaratıcımız da öğretmiş. Ama eğitim görme açısından senin benim gibi bir eğitim müessesesinde öğretilmiş olma açısından hiçbir tecrübesi olmayan bu insan böyle bir kurallar bütününü kendi başına tanzim etmesi ne aklen, ne ruh, yani insan ruhu, ne insan hissiyatı bunu kabul eder. Mümkün değil. Şimdi kelam-ı ezeliden geldiğini ilan etmekle beraber iki alemin saadetini temin eder. Bu ne demek? Bunu çok kullanırız. Her iki alemde de Allah bizi mesut etsin diye seni işte, iki alem, iki alem diye konuşuruz. Herkes bilir bu iki alemin birisi bu dünya, diğeri ahiret. Peki efendim. Ahiretteki saadetimin tesis edildiğini, temin edildiğini bu ayetler, bu Kur'an kaynağıyla gönderilen kurallara uyduğum zaman ahiretteki saadetimin temin edildiğini nasıl anlayacağım? Ahirete gitmedim ki. Bu dünyada onun izlerini göreceğiz. Nedir o izler? İnsanlar, dikkat edelim, insanı eğer bedenden ibaret sayarsanız, İnsan demek, bedeni demektir derseniz, o bedenin sağlığı, gelişmesi için gerekli olan zemini hazırlarsınız. Ve işte bu alemde beden huzur içindedir. Hazırlayabilirseniz, huzur içindedir. Peki, İnsaniyet bedenden ibaret midir? Yani biz birisine sen canlı varlık manasında hayvan dediğin zaman hakaret kabul eder, hayır der. Yani sen bana hayvan diyemezsin. Neden? Bu bir insan için hakaret kelimesidir.
Halbuki hayvan canlı demek, sen canlısın diyor. Ama ben insanım. Canlı olmak yetmez. Yalnızca canlı oluyor, işte beden büyüyor veya hareket ediyor falan. Bunlar yetmez. Peki bu ezeli olan iki alem dedi ya, iki alemde saadet nasıl tesis edilir? İnsanın, ya da şöyle söyleyelim, beşerin beden tarafı ile insaniyet tarafı aynı anda tatmin oluyorlar. Peki insaniyet tarafının özelliği nedir? Beden yalnız bu dünya şartlarındaki fiziki, biyolojik şartlardaki halin huzurunu arar. Yani aç çekmesin, açlık çekmesin, hastalık çekmesin ve bedenin büyümesi, insanların alıştıkları şekilde gelişsin. Peki, hadi bu temin edildi diyelim. Yani garantisi yok ama temin edildi diyelim. İnsanlar tarafından garantisi yok. Peki, insaniyetimin özelliği nedir? İnsaniyet her şeyin bir, en mükemmelini istiyor. İki, sonu gelmez olanını istiyor. En mükemmeli ve sonu gelmez. Canım ama senin hayatın sınırlı bu dünyada. İnsan diyor ki, hayır, evet benim hayatım bu dünyada sınırlı ama insaniyetimin talepleri bitmeyecek olsun istiyor. Saadet. Yani nasıl? Canım kimse, tipik örnek olduğu için konuyu da dağıtmamak için böyle bir o örneği tekrar ediyorum. Annesi böyle sağlıklı, güzel ilişkiler kurarken ölmesini istemez. Yani hastalanır, yatalak olur, hayattan lezzet almadığı, işkence bedeni işkence çekiyor olur, bedeni. İşkence çekiyor olur da ya vefat etti de işkenceden kurtuldu diyebilir insanlar. Ama sağlıklı anneciğimin benimle anne şefkati aracılığıyla ilişki kurmuş olan annemin ölüp bir an önce toprağa gömülmesini kimse istemez. Ayrılık insanın insaniyeti tarafından sevilmez. Ya ben de bana verilen nimetlerden mahrum olmak istemem ve çevremde de kendisine verilen nimetlerden mahrum olduğunu gördüğüm mahlukatın o mahrumiyetine yüreğim sızlar. İnsaniyetim kabul etmez. İsterim ki varlığım sonsuza açık olarak devam etsin. Sonsuza, yani şu anda bitsin diyemem. Bir son tarih veremem. Yani 1000 yıl şöyle huzur içerisinde, argo tabiriyle krallar gibi derler de kralların hiç huzur içerisinde yaşadıklarını zannetmiyorum da üçkağıtçılıklarla şunu şöyle nasıl yapsam böyle yapsam diye uyku uyuyamazlar. Belki de uyku apıyla uyurlar hep. Her neyse onların problemi o da. Ama Türkçe'de krallar gibi derler. Yani tam huzur içerisinde istediğin her şey oluyor gibi yaşasan bile ölümü gündeme getirmek istemeyiz. İnsaniyetimiz bu. Peki bu ölüm 100 yıl olmasın canım, 500 yıl olsun. Yine istemeyiz. 500 yıl geçer, ondan sonra yine başlarız. Ya olmasaydı, sonu gelmeseydi demeye. Şimdi iyi gelebilir. Oo, 500 yıl var da rahatım diye. Ama çok 500 yıllar geçti bu dünyanın üzerinden. O da geçer. Sonu gelir, 500. yılda keşke uzasaydı deriz. İnsan böyledir. İnsanlar öyle 1 milyon yıl ömür verseler yine hala
tatmin olmaz. İnsan sonu gel yani 1 milyon yıl sonra bile yeter artık be, yaşamayayım denmez. Deniyor da olur mu canım, 1 milyon yıl hayat verildikten sonra yeter be diyoruz da, şimdi atmasyon konuşması kolay. 1 milyon yıl yaşa, 1 milyon yıl geçsin, en son güne gel. Tamam artık, bu mutlu, huzurlu hayattan 1 milyon yıl beslendin, yeter canım. Hadi seni yok edeceğiz dedikleri zaman, biraz daha uzatmak mümkün değil mi deriz. Önü açık kalmasını isteriz. Ha, insan böyle. Veya herkes kendisine danışsın. Ben kendime danıştığım zaman insanın böyle bir özelliği var. İnsanlar yanlış anlıyor. Ömrüm biraz uzasa iyi olmaz mı dedim diye canım. İhtiyarlayıp iki büklüm olup yataklara düştükten, eli ayağa düştükten sonra ölsem daha iyi değil mi diyoruz da, eli ayağa düşmeden de yaşama talebi var insanda. Hep genç kalmak, hep enerjetik olmak, hem lezzetlerle dolu, hep lezzetlerle dolu, sıkıntısız bir hayat yaşamak talebi var insanlarda. Neden insanlar yıllarca yıllarca çalışıp da emeklilik maaşını garanti etmek, sigortasını garanti etmek istiyor, sağlık sigortasını garanti etmek istiyor, geleceğinde daha mutlu olsun, muhtaç duruma düşmesin diye. Bak, böyle bir talep var insanda. Peki bunun sınırını koymak mümkün mü? Sor kendine. Sor kendine. Yani canım, ben bugüne kadar hep mutlu yaşadım. Artık şimdi bana öl deseler, mutlu yaşadıysan ama ha, insaniyetini tatmin ederek yaşadıysan, şimdi artık yok ol deseler, insan hayır der. Ama ben başımı belaya sokmuşum, kendimi problemlerin altına sokmuşum, aile kavgaları, geçimsizlikler falan, çocuk dertleri, faturalar falan başıma yığılmışsa, bunların altından kalkamayacağım anladığım zaman ölsem daha iyi olur demeye başlarım. Neye? Sıkıntıların altındayken böyle bir şey söylenir. Ama insan öyle istemez ki, sıkıntısız, ızdırapsız, acısız, her şeyin en mükemmel şekilde olduğu ve sonu gelmeyen bir varlık biçimi tercih eder insan. İnsanın duyguları bu. İşte şeriatın kuralları o şekilde tanzim edilmiş ki, İnsana o şekilde muhatap olur ki biz yanlış bir uygulamadan dolayı yanlış algılamalara kapılmış olabiliriz. Ama maalesef öyle cehaletimizden dolayı şeriatın kurallarının bizzat kendisi hem bu dünyada, yani maddi hayatımızda, cismani hayatımızda ve hem de ebedi isteyen hayat tarafımızda, yönümüzde, ebede talip olan yönümüzde mutluluğa, saadete vesile oluyor. Nasıl oluyor? Mesela efendim, ben diyelim ki şu anda, örnek olduğunu söyleyeyim, portakal suyu içiyorum. Şeriat diyor ki, şeriat, işte bu, bizim bu ana prensip, iç diyor, iç. Şarap, müskirat veren bir şey olmadığı müddetçe iç diyor. Kim diyor bunu? Şeriata göre. O portakalın sahibi sana kendisini portakal suyu ile tanıtan. Bunu sana kim yaptı biliyor musun diye. Çünkü imansız amel olmaz arkadaşlar. Bakın, imansız şeriat olmaz arkadaşlar. Ne demek imansız şeriat olmaz? Yani bir adam duymuş,
İslamiyet'te bir din var. Doğu dinlerine batıda çok insanlar merak ederler. Kendilerinin pek bir değeri olmadığı için, yani değeri derken insani değerleri, dinden kaynaklananları dışarıya çıkartın, geriye hiçbir şey kalmaz arkadaşlar. Ha. Onun için dinin dışındaki kaynaklar insaniyete bir değer vermedikleri için insanların bu ihtiyacını karşılamak üzere Doğu dinlerini incelerler. Birisi yoga yapmayı tavsiye eder. İslamiyet'te de içki içmemenin tavsiyesi vardır diye duyar. Bu adam peki öyleyse içki içmeyin daha sıhhatli olurmuş. Doğu'da bir hikmet vardır. Hep Batı böyle bilir. Doğu'da bir hikmet vardır. Doğu dinlerinde mesela Çinlilerin yedikleri yemeğe çok meraklılar. Şimdi benim bulunduğum yerde 5.000-10.000 tane Çin lokantası var New York'ta. Neye? Aman efendim Çinliler uzun süre sıhhatli yaşıyorlarmış. Onların dietri diyorlar. Ne diyorsunuz ona? Beslenme türü. Demek ki hayatı uzatıyormuş sağlıklı bir şekilde. Çin yemeği yiyelim diye alıştırmışlar kendilerini veya artık bilemiyorum içimizde öyle eğilimleri olan varsa. Çin lokantası çok meşhur. Yani onu söyleyip de size Çinliler de var burada. Ana meslekleri lokantacılık yapıyorlar zaten o profesyonel olanlar hariç. Avam. Çin lokantası bu nokta meşhur. Niye? Doğuda bir hikmet var diye bir anlayış var insanlarda. Peki bu anlamda adam Allah'ı bilmem neyi bilmeden içki içmemiş. Bu insanın dünya saadeti mümkündür. Hani içki içmediği için sarhoş olmaz, içkinin doğurduğu hastalıklardan ve menfi durumlardan kendisini muhafaza etmiş olur ama peki ebedi hayat saadeti olur mu? Olmaz. Neye? Bu zaten bir ebedi hayatı netice verecek olan o portakal suyunun şeriat dediğimiz kurallar ile bize müsaade ediliyor oluşundaki bilincin, müsaade ediliyor diye bilmenin altındaki yatan şuurlu halin bilincin ne demek olduğunu insaniyeti tanımıyor ki. Beden olarak suyu içmiyor. Pardon, şarap içmiyor. Portakal suyu içiyor. Bedeninin sıhhati için bedeni sıhhat bulur ölünceye kadar. O konuda. Ama insaniyeti hayır, iman olmazsa arkadaşlar bunu iyi anlayalım. İman olmazsa amel olmaz. Amel iman ile gerçekten ameli salih olur. Yoksa yani amel etmemek imansızlık demek değildir. Bu insan zafiyetidir. Karıştırmayın. Evet. Birisi namaz kılmadı ya da birisi içki içti kafirdir demek değil. Allah inkar ediyor diye zafiyeti var adamın. Ama birisi içki değil de portakal içerken o portakal içme şeriatın kuralına uyma anlamını içeriyorsa, taşıyorsa o imandan gelir. Eğer imandan gelmezse bunun şeriatla ilgisi yok. O diyet uzmanlarının tavsiyesidir. Bunun bizim şeriat dediğimiz Muhammed aleyhissalatu vesselamın risaletiyle bize tebliğ ettiği mesajlar bütünü ki Kur'an diyelim buna, Kur'an ile bize gelen mesajlarla biraz önce verdiğim örnekteki bu mesajın Allah'la falan ilgisini duymadan Doğu hikmetinde içki içmek kötü diyorlar. Bunların bir bildiği var. Binlerce yıl bu medeniyet yaşamış. Bizimkinin Batı'nın medeniyetinin tarihi 300-500 yılı geçmez.
onun için daha güvenli olduğuna kani oldukları bu medeniyetin bir unsurunu, maddi hayatlarını korumak için kendilerine uygulamış. Bu insanın ebedi saadetten bahsetmesi mümkün değil. Peki portakal suyunu içerken şeriatın bilinciyle, yani kainatın yaratıcısı, benim yaratıcım, şu dünyaya beni hazırlayıp gönderen, şu dünyada beni misafir eden zat, bana bu portakalı ben yaptım. Ben hazırladım senin için. İçebilirsin. Bir içki içme dediğinde siz bu içki mi diye soruyorsunuz. Hayır efendim, bu içki değil, vodka değil mesela, örnek. Ya portakal suyu, ha diyorsun, o zaman içerim. Ne demek bu? Şeriatın bir kuralına uymak demek. Yani bu portakal suyunun sahibini tanıyorum demek. O sahibin benim için nasıl bir muamelede bulunduğunu idrak ediyorum. Onun bilincindeyim demek. Bu portakal suyunun sahibi kim? Benim yaratıcım. Benim duygularımın yaratıcısı. Kainatın yaratıcısı. Şeriat bu. Kainatın sahibi. Kainat ile kendisini bana tanıtan ve kendisinin ezeli, ebedi, mutlak olduğunu bildiren, beni onun mutlakiyetini, sınırsızlığını anlama kabiliyetiyle donatarak gönderen zat kim ise, ben onun izniyle, onun ikramını arıyorum. İnsaniyet ne yapıyor? Bir bardak portakal suyu içiyor ama onun yanı sıra insaniyetim mutlak, ebedi olan sahibimi içiyor diyebilirim. Yani hadi Allah'ı içiyor dedi falan demeyin de, sapıklığın alemi yok. Mutlak olanı nasıl içersin? Onun elinden ikram içiyorum. O benim sahibim, o benim malikim, o benim için bu portakalı suyunu ikram etti, lezzetini, vitaminini, nesi varsa o hazırladı. Toprak bir bahane, su bir bahane, çiftçi bir bahane. Onlar böyle bir portakalı yapmaya, kabuğunu döşemeye bile mümkün değil. Portakalın kabuğunu bile yapamazsınız. Kimse yapamaz. Bütün insanlık, bütün dünyayı fabrika yapsa bir portakal kabuğu yapamaz. Neden? Canlı. Öyle gelişiyor ki sanki hiç kimse dokunmuyor. Kendi kendine oluyor gibi. Ama şu dünya şartlarında o gelişmeyi sağlayacak hiçbir faktör yok. Ne yapıyorsunuz? Evet diyorsunuz, bunun sahibi mutlak olan zat bana ikramda bulunuyor. Benim Rabbim o, benim sahibim o, benim malikim o, benim varlığım ona ait. İnsanlık ne oldu? Ben bu dünyada sınırlı olan bir varlığa sahip değilim. Bu dünyanın ürünü değilim. Ben mutlak olanın varlığını tercih ettiği bir mahlukum, tercih edilmiş bir varlığım ve ona aitim. Şeriat bunu getiriyor, Kur'an bu görüşü getiriyor. Bunun sonu gelmez. İnsaniyet bundan tatmin olmazsa başka hiçbir şeyden tatmin olmaz. İnsaniyet ama, hayvaniyet, beden değil. Başka hiçbir şeyden tatmin olmaz. Bu nokta şu anlamda çok önemlidir. Şeriatı biz her iki alemde saadeti temin eden kaynak olarak anlayacağız.
Mesela insan yapısı bir kanun, neyse ne yaparsınız o kanuna, işte efendim bu devletin yönetim biçiminde böyle bir kanuna uymak var dersiniz. Bu uymazsan hapse atılırsın, cezanı çekersin veya aleyhine bir durum çıkar ortaya dersiniz. O korkulu halden korunmak için o kanuna uyarsınız. Bunun insaniyeti tatmin edecek olan yönü var mıdır? Yok. Sakın ola ki şeriatın kurallarına, aman efendim başıma bir bela gelmesin, öldükten sonra ceza vereceklermiş diye şeriata uyarak yaşama basitliğiyle hayatımızı geçirmeyelim. Sakın ol. Burası çok önemli. İşte efendim namaz borcu, boynumuzun borcu, kılacağız onu der gibi bir halde namaz kılınmaz arkadaşlar. Ona ne kadar ibadet dersin bilemiyorum. İbadet özelliği olmaz onun da, hani bu korkunun sonucunda yapılmış bir işlem gibi. Devletin bir veya herhangi bir insanın, devletin, belediyenin kuralına uymak gibi bir şey o. Hani başıma bir bela gelmesin der gibi. İnsanı ebedi saadete kavuşturmayacak olan bir amelin şeriat kavramı ile, şeriat anlayışı ile ilgisi yoktur. Ama bu insanlar ne kadar bunun bilincinde bilemiyoruz, onu konuşmuyoruz biz. Tanım konuşuyoruz burada. İnsanlar bunun farkında değillerse namaz kılmalarına bile gerek yok gibi böyle saçma sapan sonuçlara ulaşmıyoruz. Bilmiyoruz kimin ne alt ettiğini. Sen de benim ne alt ettiğimi bilmiyorsun. İnsanlar hakkında konuşmayız. Konuşmak da zaten mümkün değil, bilemezsin. Kimin kalbinden, anlayışından ne geçiyor, ne kadar aldı, %1 mi aldı, %50 mi aldı, %90 mı aldı? İnsaniyeti lezzet, insaniyetin saadet payı bilmiyoruz, kişiler hakkında konuşamayız. Yalnız şeriat dediğimiz zaman şu işi yap, şu işi yapma. Baban ölürse malını şöyle böl gibi basit, indirgemeci, yalnızca seküler, dünyevi kanunlar düzeyine indirgenmiş olan kurallara şeriat denmez arkadaş. Bunu söylüyorum ama anlaşıldığından hiç de emin değilim. Buna şeriat denmez. Büyük İslam kitabında, İslam İlmihali diye özetlenen kitapta yazılmış olanlara şeriat denmez. Peki ne oluyor ya? Uymayacak mıyız ona? Şeriat o kuralların ebedi saadet sağlayan yönüyle donatılmış olması sonucunda ortaya çıkar. Yani iman, iman şuuru perspektifi yoksa o şeriat kitabı değil, o kuralların yazılı olduğu dünyevi kanunlar gibi bir kanunlar kitabıdır. Ama efendim İslamiyet diyor. Desin, o boyutu yok ki, iddia ediyor. Herkes her şeyi iddia eder. O boyutu yok. Buna çok dikkat edelim. Çok dikkat edelim bu noktaya. Aman efendim ilmihalleri evimizden çıkarıp atalım anlamında değil, ifrat etmeyin. İman boyutu taşıyacak şekilde kendimizi ayarlamamız, hazırlamamız, eğitim yapmamız lazım. Onun için iman boyutunu hazırla, iman eğitimini yap ya da özür dilerim, o İlmihal kitabında daima Allah'ın ezeli, ebedi olan Allah'ın huzurunu, hazır olduğunu, varlığını anlatan bir kaynaşım içerisinde o kitabı yeniden tanzimet şeriat olur. Ki biz bunun eski dönemde eskilerin yazdıkları, çizdikleri var. Allah hepsinden razı olsun.
Ama bizim çağımızda bunu en güzel yapan örneklerden bir tanesi Risale-i Nur. Hem şeriatın kuralını takdim ederken onun gerisindeki dayandığın dayanağındaki mesnedindeki imanı her an, her daim gündeme getirir, onun eğitimini yapar. Yalnızca lafını da etmez. Hani Allah böyle buyuruyor canım der. Allah kim? Allah kim? O anlayışı daima tazeler insanda. Canlı tutar. Böyle bir eğitimden geçtikten sonra ilmihaldeki yazılan kuralların bizim hayatımızda şeriat haline dönüştüğünü görürüz. Yoksa dünyevi kurallara eşit kalır. Efendim Erkan diyor ki cesede insan denmediği gibi kurallar silsilesine de şeriat denmez. Güzel bir tanım, özet olmuş. Teşekkür ederim. Duman isimli arkadaş diyor ki şeriat dediğimiz şey nasıl yaptığımız değil, neden yaptığımız mı? Hayır, o da değil. O da değil Duman kardeş. Neden? Şimdi neden yaptığımız değil. Yaptığımız fiilin iman boyutunun bilincinde olmaktır. Neden yaptığımız dersek o zaman sen efendim işte içki içmiyorum, neden içmiyorum ya sıhhatime zararlı, bizim dinimizde yasaklanmış falan gibi bir sürü gerekçe söyleyebilirim. Neden deyince hani neden oruç tutuyorsun derken ya işte faydaları var canım demek gibi geliyor aklıma benim. Hayır hayır. İman boyutunun hazırlandığı, sunulduğu bir ortamda insan için ama. İnsan, böyle çevredeki demiyorum, insan anlayışında. İnsan anlayışında, iman nedeni de değil. Şimdi neden kelimesini kaldır oradan kardeşim? Çünkü o tarihte hep problem oldu. Hep problem oldu. Şeriatın kurallarına, kuralları nelerdir? Bunu neden yapıyorsun? Ayet var, hadis var. Hep bu şekilde konuşuldu. Onun için mesela neden oruç tutuyorsun dediğiniz zaman bunun bence hiçbir nedeni yok. Ya benim anladığım varlık aleminde, varlıkta benim varlığım kainatın varlığı şöyle bir esasa dayanıyor. Bu esasa göre benim yaratıcımı tanımam gerekiyor. O yaratıcımı tanıma işleminden geçtikten sonra, öyle ben bir Allah'a inanıyorum demek yaratıcıyı tanımak demek değil. Kur'an'ın iman terbiyesinden, tezgahından geçtikten sonra, o yaratıcının benim hayatımda bana o işlemi, o iman anlayışını daima canlı tutturacak olan, daima tazeleyecek olan, imkanlar sağlayan hayat prensiplerine şeriat denir. Daima tazeleyecek. Mesela hayatın boyunca 1000 defa su içtin. Belki 10.000 defa su içtin. Her su içişinde içki değil ha değil mi? Dedin. Bu bilincin seni nereye götüreceğini konuştuk. İnsaniyetini nereye götüreceğini konuştuk. İşte o bilinci taşıyan amele şeriat Kur'an'la uyma denir. O bilinç olmazsa bir şey ifade etmez. Onun için neden kelimesi problemli bir kelimedir. Hani kainatın nasıl yapıldığını bilim anlatır da neden yapıldığını Kur'an anlatır gibi ayrımlara imkan veren bir kelime olduğu için ben ondan daima kaçarım. İman bilinci ayrıdır. Bir şeyin nasılı ve nedeni ayrıdır. Nasılından çıkar iman bilinci. Şuur dedik ya. Kur'an'ın iman şuuru. Peki hangi kelime kullanılmalı deyince
bir kuralı uygularken hangi bilinçlilik ortamı içerisinde uyguluyorum? Neyin farkındalığıyla onu uyguluyorum önemlidir. O atmosfer, o ortam, yapılan işi ebedi saadete götürür insanı. Bu dünyadayken, dikkat ederseniz ölmeden önce bahsettik. Bu dünyadayken insana ebedi saadetin kapılarını açar, yaşattırır. Böyle bir şeyin mutlaka olması lazım geldiğinden emin kılar. Bir de düşünün, bu dünyada öldük. Hayatımız, cismaniyetimiz bu dünya şartlarında ruhumuzdan çekilip alındı. Bir başka yaratılış şartlarında ruh yeni bir cesede büründürüldü. Ama tamamen yeni bir yaratılış şartlarında. Ve bu yaratılış şartlarında insaniyetin bilfiil, o önceden anladığım, bilincinde olduğum, hissettiğim haletin, haleti ruhiyenin şimdi bizzat yaşandığını düşünün. Bizzat. Yaşıyorsunuz artık. Birisine aşık oldunuz, kavuşmak istiyorsunuz vesaire. İşler yolunda gitti. Evlendiniz, beraber yaşıyorsunuz. Sonra problem çıkmasın ihtimali var mı? Diyelim ki yok. Genellikle de var da. Artık çekelim ya, yanlış düşünmüşüz falan diyoruz. Genelde böyle. Ama bu örnek, bu Leyla ile Mecnun örneği gibi bir şey. Yani olsun. Şimdi artık beraber yaşıyorsunuz. Bu bir örnektir. Bu dünya şartlarında bir örnektir. Hiçbir zaman ahiretin ahiret yaratılışının öldükten sonraki, şu dünyadan ayrıldıktan sonraki yeni cesetle ruhun yepyeni bir hayata alışkanlığı veya hayatı yaşaması, bizzat tecrübe etmesi halini artık siz düşünün. Onu da oraya gidince göreceğiz. Şimdi onu tasavvur etmek mümkün değil çünkü öyle bir yaratılış örneği yok. Ama var olması gerektiğine dair insan ruhunda, insaniyetimde, duygularımda, anlayışımda, insaniyetimde bir belirtiler var. O belirtileri canlı tutmaktır iman. Evet, böyle bir şey mutlaka olmalıdır. Böyle bir şey mutlaka olmalıdır diyebilmektir. Emin olmaktır bundan iman. Peki efendim, biz bu iki alemin saadetini temin eder. Üçüncüsü demişti, onu bitirelim. İnsaf edersen, bu ise yalnız o zamanın insanlarının değil, belki nevi beşerin tavuk haricinde göreceksin. Yani yalnız ona ait değil. O dönemdeki yaşayan bütün insanlarda olsaydı böyle bir şeriatın müessisi, tesis edicisi olamazlardı. Onların gücünün, takatının dışında olduğunu anlayacaksın. İnsan takatının dışında olduğunu anlayacaksın. Çünkü ileride de söyleyecek. İnsan geleceği bilemez. Geleceğin neler getireceğine dair yani tahmin etse 3 günlük, 5 günlük hava raporu tahmin eder. O da çoğu tutar, çoğu tutmaz. Yani hesap eder, hesabı tuttuğu kadar. Tahmin bu. Ya ama insan haleti ruhiyesinin, dünyanın gidişatının nereye gittiğini kimse bilmez. Bilemez. 100 yıl sonra hangi insan grubunun hangi alanda en ileri dediğimiz düzeyde olacağını kestiremesin. Yani işaretlerine falan bakarsın ama kesin bilemesin. Bir yerde bir bakarsın pat diye bir şey çıkar.
bir insan grubu başka bir şekilde bir medeniyet geliştirmiştir vesaire. Onun için beşerin tümü toplansa geleceği de içeren bir ebedi saadet düsturları tanzim edemez. Meğer evham-ı seyyiye, yani şu kötü vehimler, ama belki olabilir efendim, ne bileyim yani falan falan gibi böyle hani anlamsız, temelsiz mülahazalar senin şu tarafa müteveccih olan fıtratının tarafını çürütmüş olmasın. Yani nazarını, bakışını, görüşünü, fıtratın görüşünü çürütmesin vehimlerden dolayı. Belki olabilir hani diyorlar, bekle, bilim izah edecek bunu diyor. Onun gibi atmasyon. Neyi izah edecek kardeşim? Yaratıcı kainatta hiçbir sebebin yaratma özelliği yok ki. Nereden yaratıcı bulacak? Yani şimdi bir yerde bir yaratıcı bir faktör çıkartmaya çalışıyorlar işte. Ne diyorlar ona? God particle falan bulacağız diye. Hani maddede böyle bir özellik yok ki. Her şey nasıl da madde bu dünyada. Dolayısıyla insanın ya da varlığın nedeni bu dünyanın içinden bulunamaz. Sani masnu içinde aranmaz. İşte şeriatın terbiyesinden geçmiş insanların buldukları, çıkarttıkları kural bu. Sani masnu içinde olmaz. Yani bir makinenin yapıcısı makinenin içinde olmaz. Ve bunlar konumuz değil. Öyle aklıma geldi söylüyorum. Dördüncüsünde kalalım. Vaktimiz doldu. Söylemek istedikleriniz varsa buyurun. İnşallah burada duralım. Duman arkadaşımıza siz iyi niyetle yazdığınızı biliyorum. Yanlış anlamayın ha. Yani nedenini bilmek lazım, bu neden işte Allah'ın emrettiği falan, Allah'ı tanımak lazım diyorsunuz da o kelimeye dikkat edin. Tarihte çok yanlış kullanıldığında onun için. Ben pratik hayatta da konuşmuş insanlar neden oruç tutuyorsunuz diye sorduğunuzda ya biz Müslümanız, sen kimsin der ya. Yani o cevabını buldum zanneder o. Veya bir başkası da hemen bu sağlığa yararlı falan diye daha dünyevi, daha hümanist zihniyette gelişmiş olanlar da başka bir şekilde yaklaşırlar. Hala bizim demek istediğimiz boyutu kastedemez. Onun için kelime değişimiyle pratik hayattaki kullanım tarzının getirdiği alışkanlıklardan uzak kalmak için kelime değişimi yapmak suretiyle dikkatlerimizi çekmemiz gerekiyor. İman şuuru eğitiminden geçmeden, Kur'an'ın %95'i olan iman eğitiminden geçmeden, ameller diyebildiğimiz, kurallar diyebildiğimiz prensiplerin, kanunlar silsilesi mi diyelim artık neyse, onların kuralların şeriat özelliğine sahip olamayacaklarını anlamak lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Ki şeriat denildiği zaman onlar kastedilmiyor. Onu anlıyorum. Said Nursi şeriat deyince, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriat deyince, Kur'an'ın bütününün eğitimini kastediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim ve ahru davahum enil hamdu lillahi rabbil alamin bi hurmeti sirri suretil Fatiha.